Merhaba arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Yine kestane, yine biz. Bugün kestane şekeriyle karşınızdayız. Kestane şekeri nasıl yapılır? Videomuzda bunu izleyeceğiz. Geçenlerde bir shorts paylaşmıştık. Biraz ilgi çekti, bize de sordular nasıl yaptınız, güzel oldu mu, memnun musunuz, kestane şekerine benzedi mi diye. Bunun için size kestane şekeri özel videosu hazırlayalım dedik. Ve kendimizce nasıl kestane şekeri yapılır bunu tarif edeceğiz. Kestanelerimizi, biz bunun için bu kadar bir kestane ayırdık. Çizeceğiz. Normal, sanki kestane kebap yaparmış gibi şöyle yukarıdan aşağı çok derine indirmeden ve geniş bir kesik olarak sonradan rahat açabilmek için kesiyoruz. Bu arada Filiz Hanım, geçen panoramada söylemeyi unutmuşum. Burada söyleyeyim dedim. Neymiş? Buradaki en sevdiğimiz şeyler nedir kısmına bence girebilecek bir şey. Seninle de aslında geçen gün konuşmuştuk bunu. Bunu bizi izleyenlere de söylemek istedim. Arkadaşlar, burada zaman çabuk geçmiyor. Aa, evet. Yani gerçekten. İstanbul'da o monotonluk içine girdiğiniz zaman her gün o aynı monotonluk içinde zaman o kadar hızlı geçiyor ki. Ya vakit geçmiyor gibi geliyor aslında ama bakınca gerçekten orada daha hızlı tüketiyorsun zamanı. Burada daha dolu yaşayabiliyorsun. Sanki orada böyle biraz daha mı otomatik pilottaydık acaba, ondan mı? Evet, otomatik. Burada da sanki zaman çok hızlı geçiyor gibi geliyor. Olaylar çok hızlı geçiyor gibi geliyor. Bir tane zayi oldu. Olaylar çok hızlı geçiyor gibi geliyor ama totale baktığınız zaman biz işte o panorama videosunda dedik ki bir aydır buradayız. Ya dedik, bir aydır mı buradayız ya? Sanki 3-4 ay oldu. Hani evet. Ne kadar çok zaman geçti, ne kadar çok şey yaşadık. Çünkü burada monoton bir şey yapmıyoruz. Her gün başka bir şeyi çözmeniz gerekiyor. Yani ısınmayı çözmeniz lazım, işte bahçe işlerini çözmeniz lazım. En basitinden yazıcınızın bir kartuşunun bile bitmesi. Şehirle... Kaosa dönüşecek. Şehirle ala, yani şehirde hemen gidip bir yere alabilirsiniz ama burada sipariş verip en az 2-3 gün, 4 gün beklemeniz gerekiyor. O bile çok farklı çözüm üretmeniz gereken bir probleme dönüşebiliyor. Bunlar için de burada gerçekten zaman geçmiyor. Ama iyi anlamda geçmiyor. Hani öyle çok sıkıldık, işte zaman geçmedi, bir türlü geçmek bilmedi evet. Anlamında değil. Sıkılacak gibi boş vaktimiz olmadı yani. Evet, yani sıkılamıyoruz. Evet. Sıkılamıyoruz. Zaman kendi içinde çok hızlı akıyor. Böyle gün içinde yetişemiyoruz hiçbir şeye. Ama toteline baktığımız zaman, hani böyle ya bir ay olmuş buraya geldi dediğimiz zaman da sanki ya 4-5 ay geçmiş, nasıl bir ay geçmiş diyeceğimiz bir pozisyona çıkıyor. Evet, yani biz birazcık da buraya geldik ve buradaki işte hayata ayak uydurmak istiyoruz. Buradaki yani çevremizden gözlemlediğimiz şeyleri denemek istiyoruz vesaire. O yüzden aslında gerçekten de farklı farklı, yani her günümüz birbirinden farklı geçiyor. Şimdi mesela İstanbul'da yapmadığımız tüketime çok daha alışmışız aslında. Beden tüketmeye çok alışmışız. Evet, burada biraz üretmeye başladık aslında. Evet, yani şimdi kışlık hazırlıklar yapıyoruz. Galar açılıyor, makarnalar kesiliyor. Önce öğreniyoruz. Turşular kuruluyor. Önce evet. Öğreniyoruz. Öğrendikten sonra da hepsi size video olarak gelecek sıradan. Aslında makarnalarımızı vesairemizi yaptık. Evet, hazırladık. Videolarda yani videolarda çektik. Onlar da toparlanıp tekrar umarım kısa sürede paylaşabiliriz sizinle. Yani hayatıyla alakalı böyle bir karar almak isteyen birileri varsa birazcık da onları, hani biz ilk yılımızda ne yaptık, neler yapıyoruz, biraz onları göstermek istiyoruz aslında. Ondan kaynaklı. Yani dedim ya, biz şehirde alışmışız üretmeden tüketmeye. Bir makarna bile bakkala gidip aldığımız bir şey. Burada makarnamızı bile kendimiz yani, yapıyoruz. Evet, burada şimdi toprağın, doğanın size verdiği bazı şeyler var. Onları da değerlendirmek istiyorsunuz. Neticede işte ziyan olmasın diye nasıl bir değerlendirmeye gidebiliriz, onun arayışına giriyorsunuz. Bu sefer ister istemez birçok şeyi öğrenmiş oluyorsunuz. Halar kestane var. Şekeri de aslında öyle başladı. Yani aynen öyle. Kestane şekerini topladık. Tamam, her akşam yiyoruz ama yemeğe yetiştiremiyoruz. Kurtlanmaya başladı. Ben de kestane şekerini çok severim. O yüzden dedik ki bir kısmını da kestane şekeri yapıp saklayalım. Bir kısmını dondurup saklayalım. Tatlı krizleri anında sevdiklerimize kurtarıcı. Gönderelim modunda. Bir kısmını işte Trendyol müşterilerimize yolladık. Onlar istiyor. Ya yerinde durmuyor burada. Gerçekten çok hareketli. Zaten hareketli bir çocuktu ama burada gerçekten o durum çok daha arttı. Yetişemiyorum hızına. Çok da böyle muziplikler yapıyor. Mesela buzdolabının kapağını açmayı öğrendim. Into the thick of it. Into the thick of it. Into the thick of it. Öğrendim buzdolabını açmayı. Yeni. Biz ne zaman 2 dakika gözümüzü ayırsak bir bakıyoruz buzdolabından bir şey indirmiş aşağıya ve onunla oynuyor.
Mesela geçenlerde yine bir short paylaşmıştık ama burada da paylaşalım. Buzdolabından çorbayı indirmiş. Her tarafı çorba yapmış, çorba içmeye çalışıyor. Evet. Baba da video çekmiş, suç ortağı olmuşlar. Anne biraz iş çıkartmışlar. Kestanelere çizik attık, şimdi haşlanmaya gidiyorlar. Evet Filiz, niye haşlıyoruz? Kabuklarından kolay açılsın diye haşlıyoruz. Bu ana pişirme olmadığı için şu an şeker koymayacağım. Ne kadar pişireceğiz? Kaynadıktan sonra 5-10 dakika tutacağım. Bu son pişirmemiz olmayacak tabii. Yok, bundan sonra bir fırınlama. Fırınlama olacak. Sonra tekrar bir şerbetli, haşlama. Evet. Bir de şerbetli. O zaman pişmesini bekleyelim. Evet. Çok haşlamamak önemli çünkü çok haşlarsanız bu... Ufalanıyor, ufalanmaması gerekiyor. Çünkü sonrasında bir şerbette de kaynayacak. Orada da tamamen yok olmasını istemiyoruz. Birkaç deneme yaptık. En güzel bu şekilde oldu. Zaten ilk haşlama sebebimiz o kabukların da kolay şekilde ayrılması. Tabii burada kesikleri atarken derin atmamaya özen göstermek gerekiyor. Ortadan ikiye ayrılıyor. Bazı kestaneler direkt böyle kırılıyor. Bunlar Mia'nın, al Mia. Yapması biraz meşakkatli zaman alıyor fakat çok da lezzetli oluyor. Denerseniz lütfen yorumlarınızı bizimle paylaşın. Ben geçen bir kavanozunu yedim mesela bir oturuşta. Evet, deniz tatlıyı benden daha düşkün tatlıyı. Şimdi normalde Mia uyuyor olacaktı biz bu videoyu çekerken. Ama bugün biraz uykusu daha farklı saatlerde oldu. Çok erken uyandı. Şimdi yine erken kalktı. Biraz uyku düzeni bozuldu. O yüzden bu videoda Mia da bizimle, bakalım izin verecek mi videonun sonuna kadar. Bir de bir tüyo daha size. Bunu haşladıktan sonra hemen sıcak sıcakken soymaya çalışın. Çünkü bu soğudukça dış kabuğunun soyulması daha zor bir hal almaya başlıyor. Ne kadar hızlı sıcak sıcakken yaparsanız o kadar sizin için kolay olacaktır. Mesela sen de fark etmişsindir, ilk başları daha kolay kolay çıkıyordu, gittikçe zorlaşmaya başladı. Gerçekten mi? Gerçekten. Yani ilk denememizde aslında biz fırına vermeden yapmıştık bunu. Fakat çok dağılıyor şerbetle beraber haşlarken. O yüzden fırınlamak birazcık daha... Dışında böyle ufak kalın bir katman oluşturuyor. Evet, hafif sertleşmesi için. Ama fazla fırında tutmak da çok iyi değil. Olmuyor. O yüzden arkadaşlar fırında 200 derecede 5 dakika. 5 dakikayı geçmeyin. 5 dakikayı geçerseniz de bu sefer böyle dışında daha böyle kıtır kıtır, evet, sert bir şey oluşuyor. Kalıyor. Ya o da kötü değil. Reçel gibi daha farklı bir şey oluyor ama kestane şekeri gibi olmuyor. Şimdi fırına gidiyoruz. Sadece 200 derecede 5 dakika. Evet, şimdi şerbetini hazırlıyoruz. Ben bu kadar kestane için ortalama işte 1 litreden biraz daha fazla bir su kullandım. Kullanacağınız kestane miktarına göre değişir elbette. Litreden dediğim gibi biraz daha fazla bir suydu. 2 su bardağı şeker koyacağım. 1 bardak daha koyduk. İçerisine bir paket şekerli vanilin açacağım. Bir de çok az, bir yemek kaşığı damla gibi. Aynen. Limon damlatacağım. Yani aslında klasik şerbette yaptığımız gibi, sadece tek farkında şekerli vanilin var. Kestanelerimiz oldu. 5 dakika geçti. 5 dakika geçti. Uzun tutmayın, yoksa dediğimiz gibi çok kalın oluyor dışı ve güzel olmuyor. Evet, kuruduğunda da çok güzel olmuyor. Şimdi kaynayan şerbetin içerisine girecek. Kestaneler şerbetin içerisinde kısık ateşte ortalama 4 saat boyunca kaynayacak, pişecek. Sonrasında da kıvam aldığını zaten göreceksiniz. Sonrasında da kavanozlayıp istediğiniz gibi soğumaya bırakabilirsiniz. Kestane şekerimiz tamamlandı. Şimdi tadacağız. Biraz uzun bir pişirme süreciydi. Evet. İnsan beklerken bayağı sabırsızlanıyor. Çok da güzel kokuyor. Şöyle bir kavanozumuz oldu. Bir tanesini sizin için süsledik. Getirdik. Buyurun bakalım Filiz Hanım. Beğenecek misiniz? Çok lezzetli. Yakan, bayıltan bir şeker de yok. Şeker oranı tabi tamamen siz kendi damak zevkinize göre ayarlayacaksınız. Bu benim için çok ideal mesela.
Dışarıdaki kestane şekerlerinden hiçbir eksiği yok mu? Aynen öyle. Daha baya baya. Şekerli vanilin de çok böyle tatlı bir aroma veriyor. Bizim sadece kestanelerimiz ufak. Yani kendisi genel olarak ufak. Zaten tadı çok güzel. Yani kestane aroması çok yoğun. Bu şekilde de çok güzel oldu. Deneyenlere şimdiden afiyet olsun. Eğer bu tip tatlar seviyorsanız, kestane şekeri seviyorsanız mutlaka deneyin. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna, beğenmediyseniz beğenmedim butonuna tıklamayı unutmayın. Eğer hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olun. Sevdiklerinize de tavsiye edin bizi. Yorumlarınız bizim için önemli. Yorumlarda buluşalım. Denediniz mi? Beğendiniz mi? Siz de fikirlerinizi bize oradan sunabilirsiniz. Bu videomuzun daha sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarda görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.